İsmim Çetin Sivas, Hakkari Bağışlı Musahan Köyü'nde ikamet yer etmekteyim. Bağışlı jandarma olarak Mehmet Assubay 10-15 gün içerisinden, öncesinden köye gelerek işte ya kurucu yapacağım sizi zorla, ne iş yapıyorsunuz? Biz de hayvancılıkla uğraştığımız için hayvancılık yapıyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz. Mesleğimiz bu, ya da bana bağlı olacaksınız. Köyde oturduğunuza göre ya muhbirim olacaksınız. Biz de karşı çıkmamıza rağmen ondan sonra dedi ki ben sizde işte daha da fazla göz olacağım. Biz de kabul etmeyince bundan 3-4-5 gün önce ev baskını sabah şafak operasyonu evimize gerçekleştirdi. Ondan sonra ev baskınında da ev kararı, işte savcılık kararım var, evi arayacağım. Biz de herhangi bir karşılık vermeksizin, tabii görevinizdir, yapabilirsiniz herhangi bir karşılık koymadan. Ama demek istediğim, bayan asubay ya da bayan personelin olması lazım. Evde bayanların özel eşyası, işte şafak zaten sonuçta. Normal ev hali, aile olur. Orada bana kesinlikle dedi, kanun da benim, yetki de benim, her şey benim. Buna dair öncelikle telefonlarımızı aldı. Kesinlikle çekim yapmamızı engelledi. Zor zorla birkaç tane görüntü çekebildik. Ondan sonra görüntü çekmemizde birkaç tane il jandarmadan görevli Assubay Osman Çavuşlar bu görüntüler işte medyaya, basına, herhangi bir yere sızarsa, gündeme dair bir şey bir yerde görürsek seninle daha fazla yüz göz oluruz, başın belaya girer. Zorla köy basıyor, baskı yapıyor, gençlere ya ajanım olacaksınız ya muhbirim olacaksınız, bir şekilde zorlama yapıyor, zorla giriyor köye. Bazen savcılık izni kararı olmadan, yetkisi olmadan, saat bazen gece 2'de, 3'te, 1'de baktığımızda adam köyün içinde 2-3 tane uzmanla, beyaz pikap kamyonetle, plakası, her şey bize dahildir, görüntüleri mevcuttur bizde. Tanımadığımız, sonuçta bilmiyoruz, hayvancılıkla uğraşıyoruz, mesleğimiz bu sonuçta. Ben de bu yetki sürecinde şeye başvurmak, gerektiği savcılığa başvurmak talebinde bulundum. Yazılı dilekçeyle savcılığa başvurdum. Savcılık bekliyoruz, mahkeme kararını kesinlikle istemiyoruz. Bunun gibi baskıcı, zorla, ajanlaştırma, sizi işte korucu yapacağım, bana bağlı olacaksınız, bana karşı birliklerle işlenebilirim, benle olacaksınız. Biz de kesinlikle başvurmadık. Zaten buna karşı herhangi bir şey tepkimiz de olmadı. Savcılığa başvurduk. Hakkımızı arayacağız bir şekilde. Gerekeni adalet yerini bulur inşallah. Biz de bekliyoruz işte. Bu sabah olan operasyon, şafak operasyonunda ben de vardım evimde. Sabah operasyonu, şafak operasyonunda ben de vardım. Bu Mehmet Asbay adındaki şahıs bir 15 gün, 16 gün önceden zaten bize zorluk çıkarıyor. Gece gündüz zaten köyün içinde. Bir gece saat 1'de 2'de uyandığımızda bakıyoruz ki ağrımızdan çıkıyor, yatan direğimizden çıkıyor. Yani bu şahıstan şikayetçiyiz, Mehmet Asubay'dan. Şu an izle çıkan karakol komutanımız Süleyman Başçavuşumuz. Gençler, herkes ondan memnun. Bütün köy halkı, bütün çevre halkı ondan çok memnundu. Yani şahsen ben de çok memnundum. Gençler iyi geçiriyordu, iyi vakit geçiriyordu. Bu şahıs geldiğinden beri evimizde huzurlu bir şekilde oturamıyoruz. Sürekli, yani sürekli bastı, sürekli ya ajanım olacaksınız, ya muhbirim olacaksınız. İllaki bir şekilde bize baskı uyguluyor. Şikayetçiyiz yani. Yani operasyonda ben bilinmedik bir şekilde, hani kerametli bir şekilde kendimi arabada buldum, araçta buldum, beyaz pikapta buldum kendimi. Herhangi bir suç falan, suç unsuruna rastlanmadı evimde. Fakat niye alındığımı, niye kerametlendiğimi hiçbir şekilde anlayamadım. Savcılığa getirdi. Savcı Bey bana sorduğunda niye getirdin diye ben de anlamadım. Yani ne diyeceğimi bilemedim. Orada serbest bırakıldım. Yani bunda şikayetçiyiz. Herhangi benim başıma, ailemin başına bir olay gelirse bu şahıs sorumludur. Bu şahıstan bilinir. Nereden alınmasını ya da bizim çevreden alınmasını başka bir yere göndermesini istiyoruz. Tamam, götürsün de bir şey olmaz. Altyazı M.K.
Oh, hey, the bench for sure, we need to get it. I'll try to do it.